Yılı Çapkın yeni bölümünde Akın'ın Ökkeş Ağa'nın yeğeni olduğu ortaya çıktı ve Kazım her ne kadar eskisi gibi olmadığını söylese de Seyran'ı manipüle ederek Akın'la buluşmasını sağladı. Akın'la Seyran arasında neler olacağını şu anlık bilmesek de Seyran Ferit'in yanlış bir şey yapmasından korktuğu için Akın'ı arkadaşı olarak tanıttı. Halbuki Ferit'in Pelo ile ilişkisi olmasını geçtim, Nevra ile bile bir nevi flört etti. Ancak bu bölümde de gördüğümüz üzere Nevra gerçekten Ferit'e aşık olmuş gibi gözüküyor ve Ferit'in kendisini umursamamasından dolayı da intikam almak istiyor. Yani yakın zamanda Nevra'nın Korhanlar hakkında bizim bile bilmediğimiz bir sırrı ortaya çıkaracağını söyleyebiliriz. Böylelikle Ferit Nevra ile tanıştığı günü hatırlamak bile istemeyecek. Peki yeni bölümde neler olacak? Akın Seyran'a aşık olacak mı? Pelo ölecek mi? Gelin incelemeye başlayalım. Tabii öncesinde kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Öncelikle Akın şu anlık gayet bir beyefendi imajı çiziyor. Ancak gerçekten böyle biri mi yoksa Tarık gibi psikopat mı bilmiyoruz. Fakat sahne arkasından gelen görüntülerde Ferit'in Serter'le kavga ederken Akın'ın kavgayı ayırmaya çalıştığını görüyoruz. Yani şu anlık Akın gerçekten tüm hareketleriyle oldukça iyi birine benziyor. Tabii bu sahnede Ferit'in Serter'e saldırması gerçekten saçma. Hatta genel olarak herkesin Serter'in üzerine gitmesi bence çok yanlış. Çünkü Serter ilk günden beri Pelo'yu sevdi ve ona değer vermek istedi. Ancak Ferit'in kıskançlığından dolayı Pelo kendi yoluna bakamadı ve olaylar yine karıştı. Bu yüzden aslında Pelo konusunda en suçlu kişilerden biri de Ferit. Dizide sürekli herkes hatalı ama bir tek Ferit haklıymış ve herkese istediğini yapabilirmiş gibi gözüküyor. Halbuki Ferit Seyran'ın da dediği gibi sadece kendini düşünen oldukça bencil biri. Peki Akın Seyran'a aşık mı olacak? Açıkçası Akın her ne kadar iyi biri gibi gözükse de Seyran'a bir duygu beslediğini henüz göstermedi. Ancak Ökkeş Ağa ile Kazım Seyran'la Akın'ın birlikte olması için bayağı çabalayacaklar. Çünkü Seyran'ın Akın'la birlikte olması Kazım'ı daha da güçlendirecektir. Açıkçası Seyran'ın Akın'la arkadaş kalması bence daha mantıklı. Çünkü Ferit Seyran'ın yanında erkek görünce bence Seyran'ı kaybettiğini anlayarak çabalamak isteyecektir. Tabi Akın umarım basit bir karakter olmaz ve Serter gibi tokat manyağına da dönmez. Çünkü Ferit'in karşısında artık zorlanacağı bir rakip görmek izleyenler için de daha heyecanlı olacaktır. Peki Pelo ölecek mi? Pelo daha önce de dediğim gibi test yapmamak için direndi ve en son zaten yaşadığı stresten dolayı doğuma girdi. Fakat Pelo son anlarında bile Ferit'in gözüne bakarak yalan söylemeye devam etti. Yine de eninde sonunda o testin sonucu çıkacak. Ya da çocuk hayatını kaybedecek ve Pelo çocuğun Serter'den olduğunu öğrense bile bu meseleyi saklayarak Ferit'in peşinde koşmaya devam edecek. Çünkü Pelo geldikten sonra dizinin reytingleri en azından daha stabil bir şekilde ilerliyor. Bu yüzden Pelo diziden kolay kolay çıkmaz. Ancak eğer çıkacaksa bence Pelo'nun Serter'le iyi bir şekilde yoluna devam etmesi bence en mantıklısı olacaktır. Suna konusundaysa gerçekten en başa döndük ve Suna bazen çok masum, bazense mide bulandırıcı bir hale sokuluyor. Umarım senarist Suna'ya nasıl bir yol çizeceğine artık karar verebilir ve Suna hakkındaki bu tutarsızlık da son bulur. Evet dostlarım, sizce yeni bölümde neler olacak? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.